siviller ve orada iki general vardır bir. Sovyet generalidir. Onları da Cumhuriyet'in kurucuları arasında sayar. Onun da nedenini söyleyelim değil mi? Voroshilov ve Frunze. Özür diliyorum, sözünü kestim ama değerli dostlar, sevgili izleyiciler, Cumhuriyet'in kurulması aşamasında, milli mücadelenin başlangıcında bize en büyük destek Sovyetler Birliği'nden geliyor. Ve bu gelen destek 400 kilo altın ilk başta, sonra da 1,5 milyon altın ruble Rus yönetimi, yani yeni Sovyet yönetimi tarafından Türkiye ile olan ilişkileri geliştirmek ve orada da bir devrimin gelişmesine katkı sağlamak evet. için. Onun için iki tane. Şimdi bakın buradaki var. Mustafa Kemal'in başındaki kalpak bu topraklardaki kıyafet değildir. Kafkaslara aittir. Fes vardır Osmanlı'da, kalpak değil. Kalpak o dönemde o büyük kaputlar, topuklara kadar inen, Türk askerini donatan, giydiren de Sovyetler Birliği'dir. Tam 4800 mitralyöz, 4 keşif uçağı, yani işte Hürkuş neydi? Vecihi Hürkuş'un kullandığı uçaklar. Yani öyle kazma kürekle kazanılmış bir savaş değil zaten. Ve doğrudan generalleri gelerek büyük taarruzu Milli Kurtuluş Savaşı'nın önderleriyle, Kuvayi Milliyecileriyle, milliyecilerle birlikte büyük taarruzu planlıyorlar. Onların arasındaki Voroshilov daha sonra Nazileri yenen generaldir. Sovyet generalidir. Ondan sonra Mareşal oluyor. O bakımdan Mustafa Kemal iki Sovyet generalini de ve Arlov ilk Ankara'daki büyükelçidir, Sovyet büyükelçisi, açılan ilk büyükelçiliktir. Onları Cumhuriyet'in kurucuları arasında sayar. Şimdi kadere bakın ki, 1950'den sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'yi işgal eden, Türkiye'yi paylaşma anlaşması yapan İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve hala Lozan'ı imzalamamış olan Amerika dost ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nda bizimle cephede olan Sovyetler Birliği düşman ilan edildi. Dünyada Amerikan salatasının olduğu tek ülke Türkiye'dir. Amerika'da bile yok. 1946'dan sonra. Evet, Amerika'da Amerikan salatası yok çünkü Amerika'nın bir mutfağı yok. Böyle bir mutfakları yok onların. Fast food'ları var veyahut orada etnik mutfaklar vardır. Yani Fransız mutfağı vardır, Meksika mutfağı vardır, İtalyan lokantası vardır, Çin lokantası vardır. Bir Amerikan lokantası yoktur. Tarihleri zaten 300-400 yıldan ibaret. Ama dünyada tek Amerikan salatası Türkiye'dedir. Rus salatasının adını değiştiriyorlar, iyi mi? 1876'da gelen Ruslarla başlıyor salata. Ondan Rus salatasının adını Amerikan salatası yapacak evet. kadar bir düşmandır. İhanet orada başlıyor. Şimdi Cumhuriyet yarım kalmış, ihanete uğramış bir devrimdir. Cumhuriyeti kuran kadronun bir kısmı 1950'lerden itibaren, şimdi Demokrat Parti başka bir yerden çıkmıyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkıyor. Evet. Çünkü Cumhuriyet'e karşı, Cumhuriyet'le birlikte saltanatlarını, iktidarlarını, sınıfsal konumlarını, imtiyazlarını kaybeden bir sınıf var. Bu sınıfın Cumhuriyet'e kini hiç bitmedi. Bu sınıfın en önemli unsuru ulemadır. Dinci ulemadır. İslamcı, siyasal İslamcıların Cumhuriyet'e bitmeyen kinlerinin nedeni budur. Onlar iktidarlarını, imtiyazlarını, yani ayrıcalıklarını sömürü ve egemenliklerini kaybettiler. Onların Cumhuriyet'e yönelik kinlerinin bitmemesinin sebebi bu. Bakın, bu Taksim Cumhuriyet Anıtı tipik bir örnektir. Orada bir İngiliz general yok Mustafa Kemal'in arkasında. Bakın, bir Alman olması bile mümkündü. Çünkü Çanakkale'de beraber birlikte savaşıldı vesaire. Yani Çanakkale'de birçok Alman subayı ve askeri de ölür. Ve o dönemde Osmanlı'nın Almanlarla ittifak yapmaktan başka hiçbir çareleri yok. Hiçbir çareleri yok. Peki İstanbul işgali nasıl sona eriyor? İzmir'de, bu güzel kentte düşman denize döküldükten sonra, İzmir kurtarıldıktan sonra Kurtuluş Savaşı aslında fiilen bitiyor. Mudanya'da yapılan mütareke ve ardından Türk orduları Trakya'ya doğru yürümeye, İstanbul'a doğru yürümeye başlıyor. Fransızlar ve İtalyanlar çekilme kararı alıyorlar. Fakat İngilizler savaşmak niyetinde ve İngilizler dönemin en büyük gücü. Üzerinde güneş batmayan majestelerinin imparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir güç olarak çıkmış. Ya da gücünü pekiştirmiş, savaşmak niyetinde. Orada Sovyetler Birliği devreye giriyor ve Sovyetler Birliği'nde Lenin ve diğer Sovyet devriminin önderleri
Eğer İngilizler Türklerle savaşa girişirse Türklerin yanında savaşa katılacaklarını ilan ediyorlar. Bunun üzerine İngilizler çekiliyor. Ondan sonra Churchill'in ikinci yenilgisi. Evet, Churchill başbakan ikinci yenilgi. Büyük yenilgidir. Büyük yenilgidir. Daha sonra başbakan olacak. İkinci Dünya Savaşı sırasında başbakan olacak. Onların büyük yenilgisidir. Şimdi bütün bu tarihi unuttuk biz. 100 yılın başında iki devrim var. Sovyet devrimi şu anda. Sovyetler Birliği çözüldü ve dağıldı. Çeşitli sebepleri var. Bu ayrı bir hani program konusu, ayrı bir çalışma konusu, ayrı bir tartışma konusu. Ama bir devrim yaşıyor hala. Cumhuriyet devrimi. Büyük ölçüde imha edilmesine rağmen bir ruh olarak, bir toplumsal desteğe sahip bir cumhuriyet olarak, büyük ölçüde imha edilmesine rağmen yaşamak için direniyor. Peki niye cumhuriyete bu saldırı? Şeyden sonra niye başlıyor? Özellikle 1950'den sonra Soğuk Savaş döneminde. Nedeni şu. İslam toplumu, İslam ülkeleri dünyanın bilinen dünyanın o dönemde bilinen en zengin enerji kaynakları üzerinde oturuyorlar. En zengin doğal gaz ve petrol yatakları üzerinde oturuyorlar. İslam dünyasındaki bir aydınlanma, modernleşme ya da uluslaşma süreci bağımsızlık fikri demektir. Millileşmesi demektir. Türkiye modelinin İslam dünyasında yayılması Batı için ölümcül bir sonuç yaratabilir. Ve zaten Cumhuriyet devrimi Türkiye'de kalmıyor. Cezayir devrimi olduğu gibi Cumhuriyet devrimini izler. Cezayirli devrimciler Fransız sömürgeciliğine karşı mücadele ederken Mustafa Kemal posterleri taşıyorlar. O dönemde Le Monde gazetesinin Fransız devrimcilerinin hücre evlerinde çektiği fotoğraflar var. Duvarlarında Mustafa Kemal posterleri var. Peki drama bakar mısınız şimdi? Sıkı durun. 1959'da Cezayir bağımsızlığını kazandığı zaman Birleşmiş Milletler'de bağımsızlığın onaylanması için oylama yapılıyor. İki ülke hayır oyu kullanıyor. Birisi Fransa, birisi de Menderes'in Türkiye'si. Utanç verici bir şey. Emperyalizme karşı ilk bağımsızlık mücadelesi veren bir ülkenin başbakanı, onun temsilcisi Birleşmiş Milletler'de hayır oyu kullanıyor. Amerika bile çekimser kalıyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Turgut Özal 1987'de Cezayir'e giderek özür diledi. İyi de yaptı. Özür diledi. Mustafa Kemal'i izleyen, Mustafa Kemal'in devrimini kendi ülkelerinde gerçekleştirmek için mücadele edenlerin ülkesi, Mustafa Kemal'in ülkesi tarafından tanınmıyor, reddediliyor ya bağımsızlık. İki ülke. Peki, Burgiba, Tunus. Tamamen Kemalist'tir. Kemalist bir çizgi gelişiyor.